Eşit kollu terazi örneklerine bakalım arkadaşlar. Şimdi bu örneğimizde eşit kollu bir terazimiz var ve binicinin kütlesinin 5 gram olduğu bize söylenilmiş. Şimdi duyarlılık hesaplanırken biz ne demiştik? Duyarlılık eşittir diyorum. M binici bölü bölme sayısıydı. Peki binicimizin kütlesi ne kadarmış? 5 gram. E buradaki binicinin bölme sayısı için de 10 bölme olduğunu söylüyoruz. Ve buradaki duyarlılığın artık 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki arkadaşlar sonrası için ne diyorduk? Sol taraftaki kütlelerle sağ taraftaki kütleleri birbirine eşitleyelim. Sol tarafta 20 gramlık bir kütlesel değerimiz var. Eşittir diyorum. Sağ tarafta x cismimiz mx. Artı binicinin bir bölme hareket etmesi duyarlıktı. 8 bölme hareket ettirmişiz. O zaman 8 tane duyarlıktır diyorum. 20 eşittir mx artı 8 çarpı duyarlılık yerine de 1 bölü 2 yazabiliyorduk. E yani 20 eşittir mx artı 4'tür. Yani x'in kütlesel değerinin artık 16 gram kadar olduğunu söyleyebilirim. Eşit kollu bir terazide K ve L cisimleri yukarıdaki gibi iki ayrı şekilde dengelenmiştir. Bu terazide binicinin bir bölme yer değiştirmesi 2 grama karşılık geldiğine göre. Arkadaşlar binicinin bir bölme yer değiştirmesi 2 gram. Demek ki duyarlılığımız 2 grama karşılık geliyormuş. E peki K cisminin kütlesi nedir diye bize sorulmuş. Verilen ifadede yerine koyuyorum. Birinci terazi sistemi için sol tarafta 2 tane K var. Binicimiz 5. bölmede her bir bölme 2 grama karşılık geliyorsa 5 tane bölme artık 5 çarpı 2'dir diyebilirim. artı L. E buradan 2 tane K'nın 10 artı L'ye eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki diğer taraftaki terazimiz için 3 tane K eşittir. Binicimiz artık 3. bölmede 3 çarpı 2'dir diyeceğim. Artı 2 tane L. E buradan 3 tane K eşittir. 6 artı 2 L olarak gelecek. Peki taraf tarafa toplayalım. Öncelikle şurada yazıyorum. 2 tane k eşittir 10 artı l. 3 tane k eşittir bizim için neydi? 6 artı 2 l olarak verilmişti. İfademizde k'ları yalnız bırakabilmek adına ne yapıyoruz? Şuradaki l ifadesini götürmem lazım. O zaman burayı eksi 2 ile çarpıyorum. Peki arkadaşlar ne geldi? Eksi 4 tane k eşittir diyoruz. Eksi 20 eksi 2 tane l. 3 tane k eşittir 6 artı 2 tane L'ydi. Taraf tarafa topladığımız zaman 2 L'ler birbirini götürdü. Eksi K eşittir eksi 14 ise K değerimizin artık 14 gram kadar olduğunu söyleyebiliriz. Eşit kollu bir terazide şekil 1 ve şekil 2'deki gibi cisimlerimiz dengedeymiş. Buna göre B cisminin kütlesinin C cisminin kütlesine oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi birinci sistem için yazıyorum kütlesel değerimizi. Ve ne yapıyorduk? Sol taraftaki kütleleri sağ taraftaki kütlelere eşitliyorduk. Yani A artı MB eşittir MC'dir diyebilir miyiz? Peki diğer e, şeklimize bakıyorum. 2 tane A eşittir MB ise. E buradaki verilen ifadede yerine koyuyorum. MB yerine artık ne yazabiliriz biz? 2 tane A. Demek ki mc dediğimiz değerin 3 tane ma'ya eşit olduğunu söyleyebiliyorum. E artık sadece oranlamayı yazmak kaldı. mb bölü mc eşittir. Arkadaşlar mb yerine ne yazabiliyorduk? 2 tane ma. E peki aynı zamanda mc yerine ne yazabiliyoruz? 3 tane ma. Ma değerleri birbirini götürdü ve buradan da artık 2 bölü 3'lük bir oranın çıktığını söyleyebilirim. Kolları 10 eşit bölmeye ayrılmış eşit kollu özdeş teraziler şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengelenmiştir. Şekil 3'teki terazi dengede olduğuna göre binici kaçıncı bölmededir diye sorulmuş. Öncelikle olarak arkadaşlar duyarlılığımıza biz D kadardır desek duyarlılık bizim için neydi arkadaşlar? Binicinin bir bölme hareket etmesinin karşılık geldiği değerdi. E peki o zaman yerine koyuyorum. K eşittir diyoruz. 5 tane duyarlılık artı L'dir diyorum. Diğeri için bakalım. 2 tane K eşittir 7 tane duyarlılık artı 3 tane L'dir diyebilirim. K'yı yerine koyalım. Buradan ne diyebilirim? 10 tane duyarlılık artı 2 tane L eşittir 7 tane duyarlılık artı 3 tane L. Demek ki L dediğimiz değer bizim için ne olacak arkadaşlar? 3 tane duyarlılıktır. E peki şurada 3 duyarlılığı yerine koyarsam K dediğimiz değerinde artık 8 tane duyarlılığa eşit olduğunu söyleyebilirim. E buradaki ifade sadece K cismi vardı. Demek ki buradaki binicinin 8. bölmede olması gerekiyor ki çünkü 8 tane duyarlılığı elde etmemiz gerekiyor.